Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. Vali Hamza Aydoğdu Başkanlığı'nda İl Koordinasyon Kurulu'nun 2020 yılı 3. dönem toplantısı yapıldı. Toplantı Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı 3. dönem toplantısında yatırımcı kurumların bölge ve il müdürlükleri tarafından Aksaray'da yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bilgiler verildi. Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray'da ihtiyaç ve eksiklik olarak bildirilen konuların başında genel olarak yol, içme suyu ile diğer altyapı sorunlarının geldiğini, yine tarihi eserlerin restorasyonu, tarımsal sulama, toplulaştırma ve enerji konularının değerlendirilerek bu konu başlıklarında eksikliklerin giderilmesine yönelik proje ve çalışmaların önceliklerin belirlenerek değerlendirileceğini söyledi. Toplantıda daha sonra yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri Aksaray'da yürütülen projelerle devam eden yatırımların son durumu hakkında bilgi verdiler. Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Gündüz, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri katıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Aksaray Valiliği himayelerinde organize ettiği muhtarlarla istişare toplantısı Vali Hamza Aydoğdu Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Vali Hamza Aydoğdu, insanlara hizmet etmenin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının önemini vurgulayarak, "Biz devletin memurlarıyız ve vatandaşın problemlerini çözmek için varız. Burada problemleri çözdükten sonra birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgi daha da çok artacaktır," dedi. Toplantıda daha sonra muhtarları dinleyen Vali Aydoğdu, "Mahallelerde eksik ve ihtiyaçların tespit edilerek sorunların çözümü için çalışmaların başlayacağını belirtti. Toplantıya Belediye Başkanı Vekili Hıfzı Peker, Vali Yardımcıları Mustafa Gündüz, Yasin Ardınç, kurum müdürleri ve Aksaray Merkez Mahalle muhtarları katıldı. Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu çekici üzerindeki araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli parçalar ele geçirildi. Rutin yol kontrolü yapan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyreden araç çekicisini durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri çekici üzerinde bulunan otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 25-40 santim arası değişen 13 adet silindir metal kutu içerisinde 100-150 santim uzunluğunda üzerinde çeşitli figür, amblem ve yazı işlemelerinin bulunduğu deri tabaka yaprak ele geçirildi. Çekici sürücüsü SÇ ve yanında bulunan GA gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vatandaşa mikrofonlarımızı uzattık. Aksaray'ın sorunları neler diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Trafikten işsizliğe pek çok eksikliğin dile getirildiği Aksaray'da gençler işsizlik ve sosyal hayatın eksikliğinden dert yanarken bazı vatandaşlarsa ekonomik krizden şikayetçi. Aksaray'ın en büyük sorunu sevgisizlik diyen vatandaşın cevabı ise en çok dikkat çekenler arasında. Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? Bence Aksaray'ın en büyük sorunu belediye otobüsleridir. Keza uzak yerler var merkezde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi gibi. Buradan her yarım saate bir otobüs kalkıyor. Bu oradaki halkı çok zor duruma sokuyor. En büyük sorunlardan biri bence budur. Peki neler yapılmasını istersiniz Aksaray'da? Aksaray'da işte ilk başta bunların düzenlenmesi lazım. Keza daha bir sürü sorun vardır ama ben bunları dile getirebiliyorum. Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu ne? Düşünelim. Bence pazar. Ne açıdan? Pazarcılar. Mesela Perşembe pazarının iptali. O kadar halk ve esnaflar mağdur. Bir yer belirtmediler. Oyaladılar. Ne zamandan belli pazarcıları oyalıyorlar. En büyük sorun bence bu. Pazar.
Merhaba. Sizce Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? Aksaray'ın en büyük sorunu sevgisizlik diyelim. Sizce Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? Aksaray'ın en büyük sorunu ne olacak ki? Her şey yerli yerinde. Ne sorun olabilir ki? Peki Aksaray'da ne gibi hizmetler yapılmasını istersiniz? Vallahi ne diyeyim şimdi, Aksaray'da önemli olan yollar, kaldırımlar, altyapı, içme suyu düzenli olarak şu anda var. Yapılması gereken sosyal tesisler, o da haliyle bütçenin el verdiği kadar olacak. Sizce Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? Otopark sorunu. Otopark. Çünkü ya arabamızı koyacak yeri bulamıyoruz, dükkanımız önünde yeri bulamıyoruz. Otopark başka bence en büyük sorunu bu. Peki Aksaray'da ne gibi hizmetler yapılmasını istersiniz? Valla daha güzel, daha böyle görünümlü, ne bileyim ben, hani çevre illerden gelindiği zaman böyle hani ana yolların daha görünümlü, böyle 10 numara bir Aksaray görmüş gibi olmasını isterim çevreyle ilgili vatandaşların. Çünkü girişlerde bir şey var, sıkıntı var yani. Aksaray'ın bütün girişlerinde, A'dan Z'ye bütün girişlerinde bir sıkıntı var. Sanki bir şehre değil de bana göre bir kasabaya giriyormuşum gibi geliyor. Çünkü görünüm yok. En büyük sorunu benim için dilenciler. Şimdi dilencileri sayısızca belediye başkanının kendisine de bizzat ilettim. Sayısızca dilekçe verdim. Zabıta müdürüyle de görüştüm ama dilencilerden baş edemiyoruz. Birinci konu o. İkinci konu, Aksaray Belediyesi'nin çöp yerleri hiç yok. Mesela turizm caddesinden aşağı iniyorsun, bir tane çöp tenekesi yok. Elimdeki çöple ben nereye kadar gittim? Tabii Büyükbece'ye oraya kadar gittim. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Kaldırımlardan esnafların işgalinden geçecek yer yok. En büyük şeyim bu. Bir de ben Ala Camisi'nin orada oturuyorum. Sayısızca dilekçe verdim, şahsen şey verdim. Buradan arabaların park ettiğinden, benim yaşlı babam var 93 yaşında, onu geçiremiyorum arabaların park etmesinden. Belediye başkanısının kendisiyle de görüştüm ama bu işe el atmıyorlar. En büyük sorun dilenci. Zabıta buradan geçiyor, dilenci yanında hiçbir şey söylemiyor. En büyük sorun bu. Siz Aksaray'ın en büyük sorun nedir? Yol yapımı yok ya. Bozuk yollar. Yollar bozuk yani, yol yapımı yok. Hiçbir şey yok yani Aksaray'da. O derecede yani. Peki ne gibi çalışmalar yapılmasını istersiniz? Ya yolların güzel olmasını isteriz yani. Geniş, güzel şekilde yani, bahçe, park, onlar. Ekonomi krizi var, başka bir şey yok. Esnaflar, arkadaşları görüyorsunuz virüsten dolayı. Herhangi bir ticaret yok işte. Kendiniz işin içindesiniz herhangi bir. Aksaray'ın sorunu budur ya. Başka ne olabilir ki? Peki Aksaray'da ne gibi hizmetler yapılmasını istersiniz? Aksaray'da mı? Belediye başkanımızda iş yok. Herhangi bir çalışmaları yok. Kesinlikle yani, vaatler verdiler, plan proje verdiler, şunu bunu, hiçbir şekilde hiçbir hizmet yok. Kesinlikle. Oy gününde geldim herkesin kapılarında ama biz kapılarına gitmek için ne yazık ki randevusuz almıyorlar bile yani. Başka diyeceğim bir kelime var mı yani? Her şeyden memnunuz. Devletimizden çok memnunuz. Aksaray şeyinden de memnunuz. Öncekine baktığımıza göre şimdi her şey çok güzel, her şey yolunda. Peki Aksaray'da ne gibi çalışmalar yapılmasını istersiniz? Vallahi parklarda düzenleme isteriz. Yani çocukların ulaşımına, en çok da çocuklarda bir şeylerin olmasını isteriz yani. Yeni nesillere yeni şeyler verilmesini isteriz. Ne gibi mesela? Mesela ne bileyim ben, okulda, ulaşımda, her şeyin daha yolunda, daha güzel olmasını isterim. Sağ ol. Çao. Sizce Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? Araba. Merhaba, buyurun. Sizce Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? Ulaşım olduğunu düşünüyorum. Evet, çevre yollarından, şehirler arasından ulaşım sıkıntısı var. Bütün çevre illere en yakın olan bir il olarak ama aynı zamanda ulaşım olarak en uzak olduğumuzu düşünüyorum. Peki Aksaray'ın ne gibi çalışmalar yapmalısınız? Yani hizmet konusunda eksiklerimiz var. Onların tez zamanda giderilmesini temenni ediyorum. Fazla açıklayıcı konuşmak istemiyorum. Merhaba. Sizce Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? Vallahi ben Aksaray'da fazla kalmıyorum ama Aksaray'ın en büyük sorunu çarşısı, yol. Yolu çok sorun, trafiği çok sorun. Trafikte ben buradan, yani burada yaşamıyorum ama yaşadığım, buraya geldiğim zaman, izinlere falan geldiğim zaman burada çok trafikte sıkıntı yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Yani burada kimse kurallara uymuyor. Ne bileyim, kimse saygı sevgi göstermiyor.
Yani benim gördüğüm en büyük sıkıntı bu. Başka bir sıkıntı da. Vallahi hiç bilmiyorum. Yapılmasını istedin yani, bu böyle olmamalı dedin, hiçbir şey yok mu? Maalesef. Peki yapılmasını istediğin hizmet var mı? Yok. Teşekkür ederim. İsmiden kaçtı. Sizce Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu bence insanlar şu anda hani bazıları oluyor maske takmıyorlar, bazıları oluyor hani insana çok yaklaşıyorlar. O yüzden de insanlar artık tepkilerini almıyorlar. Yani bir önlem bulurlarsa ya da bir çözüm bulurlarsa bizim için daha iyi olacak. Peki Aksaray'da ne gibi hizmetler yapılmasını istersiniz? Ya şehir içi değil de şehir dışlarına mesela yollar, levhalar. Çünkü köy yollarında daha çok kaza oluyor. Ama bunlar yapılmadığı için, göz önüne gelmediği için hep geriden geliyorlar. Yani hep şehrin içine özen veriyorlar ama köyleri hiç görmüyorlar. Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? Aksaray'ın en büyük sorunu yoktur ya. Sorun yoktur yani. Sorun çözülmüştür. Vallahi ben bir şey bulamıyorum. Allah razı olsun. Hepsi gelen bir taş koyup gidiyor. Başka bir diyecek yok yani. Peki Aksaray'da yapılmasını istediğiniz bir hizmet var mı? Aksaray'da yapılmak istediğim hizmet, Allah razı olsun, park dedik, parkı yaptılar. Başka da bir hizmet göremiyorum da. Hayırlı çalışmalar belediye başkanımıza, sayın valimize. Onlara büyük teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kolay bir yok. Şey soracağım. Buyurun. Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? Vatandaş. Direkt. Aksaray'ın en büyük sorunu zaten iş potansiyeli. İş olduğu zaman herkes mutlu olur zaten. İş olmadığı zaman herkes perişan olur. Ama şu anda iş potansiyeli yok. Mesele bu. Aksaray'daki en büyük sorun nedir sizce? Sizce? İçin aldığımız durum. Hangisi? Virüs tabii ki. Aksaray'ın en büyük sorunu gençlerin gidip eğlenebileceği bir yer yok. Yani tek sorun benim için bu. Çünkü diğer üniversitelere gittiğimizde, ben üniversite mezunuyum, oralarda aktiviteler çok. Ama burada baktığında bir çevrede gidip arkadaşlara takılacağın tek yer kafe. Başka bir aktivite yok yani. Benim için tek sorun bu. Sizce Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? Vallahi en büyük sorunu biziz. Neden? Neye baksana? İşsizlik. Maske, işsizlik. Belediye de iş, önce bir iş versin canım. Değil mi? İş olmazsa, aş olmazsa. Değil mi? Eş olur mu? Eş olmaz. Ev olur mu? Ev olur mu? Olmaz. Bu işte. Başka da bir şey diyeceğimiz yok. Yapılması istediğiniz bir hizmet var mı? Vallahi onu ben bence bilmem. Büyükler biliyordur. Yani giderilmesi. Aynen. Daha çok imkan sağlanması bence. Neler yapılmasını istersiniz aslında? Yani bir fabrika olarak mesela daha çok yoğunluk verilmesi lazım. Özellikle de bu pandemiden dolayı daha çok işsizlik. Şu an işsizlik yani. Başka hiçbir şey yok Aksaray'da. İnsanlar daha çok, bir şeyler daha çok pahalılaştı. Ondan sonra işsizlik azaldı. Ya bu sorun bence. Sadece Aksaray'da değil, Türkiye genelinde bu bence. Sizce Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? Bilmiyorum ki. Peki yapılması istediğin bir hizmet var mı? Onu da bilmiyorum valla. Teşekkür ederiz. Minnacık, minnacık. Aksaray'ın en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu Aksaray'ın ekonomisi. İş konusunda sıkıntılı biraz. İşçi bulma sıkıntılar falan var. O sorunlar en büyük. Peki Aksaray'da yapılmasını istediğiniz bir hizmet var mı? Aksaray'da yapılması istediğimiz hizmet, imar durumunda biraz daha böyle genişletilmesi daha iyi olur. Yani çok sanata ve sanatçıya saygı göstermeyen bir şehir bence. Buralı mısın, Aksaraylı mısın? Aksaraylıyım. Ben Ankara'dan geldim. Hani insanları biraz fazla kaba, nazik olmanın zayıflık olduğunu düşünüyor herkes yine. Bu kadar. Yani benim başka bir sorun yok. Siz Ankara'dan gelmişsiniz. Peki evet. Aksaray'da sizi rahatsız eden bir durum gördünüz mü? Ya insanlar birbirini hiç umursamıyor bence. O da biraz kötü, çok kötü. Teşekkür ederiz. Aksaray'ın en büyük sorunu Ziraat Caddesi'ndeki üniversiteye giden yol. 2 senedir asfaltlanamadı. Bir de zenginin evi var. Bunu da başkan duysun. O zengin diye evi yıkamadı. Yol yılan eğrisi gibi. Ziraat Caddesi, Selçuklu Mahallesi'nde. Buyurun bakın. Bu kadar çalışıyor yani belediye başkanımız. Peki Aksaray'da ne gibi çalışmalar yapılmasını istersiniz? Önce yol ve kaldırımları bir düzeltmeleri lazım. Benim gibi maskecileri de cezaya basması lazım. İyi günler. Aksaray'ın sorun nedir? Teşekkürler. Aksaray'da süt analiz laboratuvarı açıldı. Bu laboratuvar sayesinde üretilen sütlerin sağlık koşullarına uygun olup olmadığı değerlendirilecek.
Aksaray Süt Üreticileri Birliği tarafından açılan süt analiz laboratuvarında üretilen sütlerin sağlık koşullarına uygun olup olmadığı değerlendirilecek. Aksaray'da bulunan yaklaşık 8 bin süt üreticisine hizmet verecek olan laboratuvarda isteyen tüketiciler de marketlerden almış oldukları sütleri laboratuvara gönderebilecek. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in katılımıyla gerçekleşen açılışta Başkan Dinçer ve Süt Üreticileri Birlik Başkanı Esat Zengin birer konuşma yaptılar. Arkadaşlar, Sayın Belediye Başkanım, süt analiz laboratuvarı deyince küçümsenecek veya basite alınacak bir olay olmadığını şu sözlerimle tamamlayayım. Sizin ruhsatımızı verdiğiniz günden bu yana 2000'in üzerinde analiz yapılan ve Aksaray'ın süt faaliyetlerinin tamamının ne olduğunu ortaya çıkan bir yapıya bir sorukta kavuştuk. İleriki günlerde aşağı yukarı 8000 üreticimizin tamamının sütleri analiz edilecek ve sütün kozmik odası haline getireceğiz. Bildiğiniz gibi biz hayvancılığın kozmik odasıyız. Daha da ileri gideriz, siyasetin de kozmik odasıyız. Şu anda da sütün kozmik odası haline gelmeye yakınız. Arkadaşlarım, size şöyle bir bilgi vereyim. Laboratuvarımızın açılışına başlayınca Evren Başkanımın bütün personeli, etfaiye erleri, zabıta müdürleri sanki bizim kendi ekibimiz gibi bir solukta hallettiler, çalışma iznimizi verdiler. Bu arada Maliye Müdürlüğümüzden de ekipler bir solukta halletti. Ticaret Sanayi Odası'ndaki çalışanlarımız da hallettiler. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz halletti ve kısa sürede bizim laboratuvarımızın çalışma müsaadesini başkanımız onaylayarak faaliyete geçti. Başkanım, size şunu söyleyeyim ki ne? Bu laboratuvarımız ticari değil. Bugün yaptığımız hizmetlerin tamamı parasız. Bundan sonra yapacağımız tüm hizmetler bedelsiz olarak Aksaray'ın 8000 üreticisine hizmet edecektir. Burası bir hizmet birliğidir. Aynı zamanda Aksaray'daki tüm tüketicilerimizin sokak sütünden süt alıyorlar. Sokak sütünden aldıkları sütte aman bana hileli süt mü veriliyor, süt temiz mi, sağlam mı hiç endişesi olmasın. Hepsini buraya gönderirsiniz, hepsini bedelsiz olarak tahlilini yaparak herkesi gönül rahatlığıyla kullanmasını ortaya açarız. Şimdi şöyle bir cümle kullanayım. Bizim araştırma gemilerimiz var. Akdeniz'de sismik araştırma yapıyor. Karadeniz'de sismik araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Bu sismik araştırmalar ne yapıyor? Altta doğal gaz. Bizim burada aynen sütün bir sismik araştırması. Aksaray'daki tamamen sütlerin yağ, proteini, yağsız kuru maddesini rapor halinde ortaya çıkacak bir sistem. Onun için sizin verdiğiniz emeklerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün tabii ki birliğimiz 2006 yılında başlamış, kurulmuş ve faaliyetlerine devam ediyor. Aksaray'ımız süt üretiminde, hayvancılık faaliyetlerinde ülkemizin ön sıralarında yer alan bir ilimiz. Bu tarz faaliyetler, bu tür faaliyetler Aksaray'ımızda yoğun bir şekilde yerine getiriliyor. Hatta Aksaray ekonomimizin önemli bir cüzünü, paydaşını oluşturuyor. Tabii bu üretilen ürünlerin analiz edilmesi, sağlık koşullarına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi, tetkik edilmesi de önem arz ediyor. Sağ olsunlar, Merkez Süt Üreticileri Birliği'miz de bu konuyla ilgili inisiyatif kullanmış. Bununla ilgili bir laboratuvar açılışı gerçekleştireceğiz birazdan. Konuyla ilgili tüm paydaşlar bu konudan faydalanacak. Sütleri analiz ettirecekler burada. Aksaray'da çok önemli bir kamu hizmetini yerine getirmiş olacaklar. Tabii ki 8000'e yakın Aksaray'da süt üreticimiz olduğunu başkanımız söyledi. Bu her geçen günde artıyor. Hükümetimiz bununla ilgili birçok sosyal ve kredi imkanları sağlıyor. Geçenlerde yine proje lansmanını gerçekleştirdiğimiz Ziraat Bankası aracılığıyla kendini evinde hisset projesiyle birlikte hayvan üreticilerimize önemli bir kredi desteği sağlanmış olacak. Tabii ki bunlar birleştiği zaman Aksaray'ımızda her geçen gün süt üretimi artıyor. Çok önemli bir sektör, desteklenmesi gereken bir sektör. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir süt araştırma, analiz, tetkik bir laboratuvarın açılışını gerçekleştirdiği için biz Aksaray Belediyesi olarak her zaman bu çalışmaların, bu faaliyetlerin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Aksaray'ımız için hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım. Tamam. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Hadi. Hadi bakalım, buyurun. Gezelim. Bastırdıktan sonra makineyi koyuyoruz. Yağını, proteinini, kuru maddesini, her şeyi dönüşüyoruz. Başkanımın adını yaz. Aksaray Belediye Başkanı Sayın Ermen Dinçer,
Eren Yaşar, Aksaray Belediye Başkanı. Başkanım, sizin sonuç oraya çıktı. Evet. Çok, çok kaliteli. Mükemmel bir sonuç. Süper bir. Standartlar uygun. Birinci sınıf. Düşük ne olması gerekiyor? Yani düşük. 3.50'nin altında. Standartlara göre 3.50. Birinci sınıf başkan. Birinci sınıf. Birinci sınıf. Sınıf oluyor. 3.5'un üzeri çıkarsa A sınıf. A sınıf. 3.5'un üzeri A sınıf oluyor. En yüksek ne gördünüz mesela? En yüksek sağ olun. Allah razı olsun. 4.84. 4.84. Bugüne kadar gördüğümüz yani. Evet. Bu bayağı şeymiş. Yüksek. Kaliteli bir tutuş maşallah. İçerisindeki şeyi proteini çıkarıyor ama şu ne oluyor? 12.5 kuru maddesi. Kuru madde yani, su. Aynı hile var mı? Tabii. Su oradan çıkıyor değil mi? Aynen. Standartlar ne oluyor bunun? 10 ile 12 arasında normal çıkıyor. Düşük çıkarsa su kalınıyor. Düşüğü suyu gösteriyor. Ha, bu yüksek olduğu için bunda su olmadığından düşüyor. En kaliteli sütümüz herhalde. Evet. Evet. Üreticimizi hemen destekliyoruz o zaman. Bunlar hemen süt almıyormuşuz. Evet. Yani. Sağ olun. Çok güzelmiş. Hemen sonucu da veriyor. Maşallah. Tebrik ederiz. Allah kolay olsun. Saatte 120 adet numune çıkarıyor. Saatte 120 tane evet. Demek. Çok hızlı. Evet. Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı günlerden beri zorluk yaşayan lokanta işletmecileri hala ayağa kalkabilmiş değil. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelenin ilk dönemlerinde lokanta, kafe ve restoranlar kapatılmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılan işletmeler şimdilerde eski günlerini mumla arıyor. Kapalı kaldığı süre boyunca büyük zorluklar yaşayan lokanta işletmecileri hala aynı zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. Pandemi nedeniyle müşteri potansiyeli de yarı yarıya düşmüş durumda. Aksaray'da lokanta işletmecisi olan Ramazan Işık, yemek fiyatlarında herhangi bir artış olmadığını ancak pandemi nedeniyle müşteri potansiyelinin düşük olduğunu vurguladı. Mecit Çetin benim ismim. Bugün Dünya Gıda Günü. Fiyatlar arttı mı? Artmadı. Aynı yerinde duruyor zaten. O kadar da müşterimiz çok değil. Piyasada millet de hastalıktan korktuğundan fazla da alışveriş yapmıyor. Gıdada da aynı. Alışverişlerin hepsinde aynı. Eve sipariş veren var mı peki? Var. Yani eve de zaten biz hazırlıklı gidiyoruz. Elimizde eldiven. Kafamızda boneyle siparişimizi yerine ulaştırıyoruz sağlıklı bir şekilde. Herkes memnun, biz de müşterilerimizden memnunuz. Peki denetimlerden memnun musunuz? Tabii ki. Tabii denetim olmasa burada biz kendimizi nasıl koruyacağız? Hem müşterimizi hem kendimizi korumak mecburiyetindeyiz. Onun için de biz dikkat ediyoruz. Ramazan Öztürk, kent lokantası sahibi. Kaç yıldır esnaflık yapıyorsunuz? 36 yıldır. Bugün biliyorsunuz gıda günü. Evet, evet. Pandemi döneminde fiyatlar arttı mı, yükseldi mi, vatandaşlar nasıl? Pandemi döneminde fiyatlar hiç artmadı. Aynı fiyatlar, bizim fiyatlarımız artmadı. Fiyatlarımız iki senelik fiyatlar aynı. Ama bize olan girdi fiyatları, örneğin et arttı. Gıda türünün hepsi arttı da hangisini sayayım ki? Bir şey yapmadığımız kuru fasulyelerin kilosu 15-12 lira oldu mesela. Hangisini sayayım? Et zaten durmuyor. Öbür kullandığımız gıda maddeleri, mercimek, pirinç, bunlar tüm %50'nin üzerinde arttı. Ama biz pandemi sıkıntısından dolayı biden değil, esnaf arkadaşlar hiçbirimiz zam yapamıyor. Aynı fiyatlarda satıyoruz. İkincisi, pandemiden dolayı şu anda insanlar girmeye korktuğu için %50 işler düşük. Bir de o var. Devlet desteği biz görmedik. Yani gören varsa söylesin. Ben şimdi kimseyi suçlamıyorum ama iki ay kapalı kaldık. İki ay kapalılık dönemde sadece işçilere bir iki ay maaş verdi. Onun haricinde şimdi bu aydan itibaren ben sigortalarını geri ödüyorum. Vergilerini geri ödüyorum. Maaşlarında o iki aylık dönemdeki maaşlarını devletin haricinde olan üç ay esasında kapalı kaldık ama iki ay maaş verdi devlet. Bir ayını cebimizden komple maaşlarını ödedik. Hiçbir işçimizi mağdur etmedik. Çalışan işçilerimiz. 14 tane çalışanım var. Hepsinin maaşlarını ödedik bugüne kadar. Şu anda da hiçbir iş çıkartmadan 14 işçinin maaşını her ay tıkır tıkır ödemeye çalışıyoruz. Kendi. Potansiyel nasıl? %50 düştü işler. Yani çok çok düşüş var. Yani o konuda bir sıkıntı var. Pandemiden dolayı. Evet, pandemiden dolayı. Ve pahalılıktan dolayı.
Onun için şimdi burada benim esnaf olarak ikinci sıkıntım. Tabii Nevzat Bey'den beye bunu söylüyorum. Yani böyle bir ana caddenin, böyle bir şehrin ana merkezinde komşularım benim ama balık kokusundan osandık, yıldık. Benim ikinci buradaki iş yeri şikayetimde balıkçıların kokusundan müşterinin %50'sine hakim olamıyorum. Yani bunu da müşteriye veya insanlara sorabilirler, diyor mu ya? Yani burada bir alışveriş merkezi var. Rüzgar buradan esti mi? Orayı kokuyor. Aşağıdan esti miydi? Bu tarafı kokuyor. Yani buna zor bir şey değil. Bir de 81 ilin hepsinde balık halı var. Aksaray'da söz verip de niye bu balık halini halletmiyorlar? Bizim yerel yönetimlerden de ricamız bu. Şikayetimiz değil, ricamız. Rica ediyoruz esnaf olarak. Yani kimse kimseyi rahatsız etmesin. Ben kendime düşen görev, şimdi hiç bilmiyor mesela, gelip de sormuyorlar. Pandemi dönemi bak, bu kadar sıkı tutuyorlar. Ben şu bir ayın içinde 1 milyar lira sadece her gün ilaçlama parası verdim. Yani buna bütün personel de şahit, komşularım da şahit. Her gece saat 11-12'de ilaççıyı çağırdım. Her ilaçlamaya 150 lira verdim. Her gün ilaçlattırdım. Yani bunu tamam, bütün arkadaşlar yapması lazım insanın sağlığı için. Ama bunlar kazanmadığın zaman, cebinden verdiğin zaman sıkıntı. Şimdi ekonomi gündemi. Sırada hava durumu. Bültenimizi sonlandırmadan önce kısa bir reklam arası. Prefabrik yapı sektörünün öncü markası Stilhouse'la ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilhouse, farklı kat seçeneklerinin yanı sıra istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor. Ve en ideal yapıları vizyon edinmiş olan Stilhouse, sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için 444-9068 no'lu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizin burada sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.